Bu kadarına bence gel. Hoş geldiniz. Biz damadın ailesini beklerken karşımızda kendi kızımızı buluyoruz. Ne yaptın kızım? Oturalım bir. Tamam. Ne yaptın kızım? Buyurun oturun, ne olur. Kızım ayıp ettin. Tamam buyurun buyurun, sakin olun Allah aşkına, bir buyurun. Oturun yanıma oturalım. Ben yalnız bırakayım sizi. Lütfen, hayır hayır lütfen. Bana yardımcı olsanız çok sevinirim ben. Lütfen burada kalın. Hayır hayır otursana. Tamam, hep birlikte konuşalım diye çağırdım ben size. Hoş geldiniz. Televizyondan çağırdım, bizi ayıp ettin ya. Rezil ettin ya bizi televizyondan. Teyze tamam, iki dakika dinle beni o zaman. Neyi dinliyorsun? Omer'le anlaşma mı yaptın? Ne yaptın sen? Neyi dinleyelim? Şimdi bir anlaşma yok. Kendi isteğimle çağırdım sizi buraya. Ayşegül Hanım burada. Ben Ömer'le tekrar görüşmeye başladım. Ama buraya gelmemin Ömer'le bir ilgisi yok. Gerçekten yok. Yani bizi büyüklerini... Bir güzel ezdin, geçtin. Hayır, geçmedim. Tam da bu yüzden buradayım. Biz böyle sürekli kavga edelim, birbirimizi yiyelim diye değil. Büyüklerimi ezmemek adına, benim yanımda olun diye bu programa başvurdum Ayşegül Hanım'a. Biz senin yanındaydık zaten kızım. Biz ailesini beklerken, Ömer'i beklerken. Biz senin yanındaydık. Teyzenle ben senin her zaman yanındaydım. Sen şimdi bizi ezdin geçtin. Ömer'le birlikte olabilmek için barışalım diye gittin. Bizi programa çıkarttın yani, bravo. Tebrik ediyorum. Ya bu kötü bir şey değil Allah aşkınıza, ben içeride de söyledim size. Olmaz. Yani siz ne olur bakın bir şey sordum size. Dedim ki evladınıza bunu sordunuz mu dedim. Sordum. Sordu ama seviyor mu sevmiyor mu, Ömer'le hala devam etmek istiyor mu istemiyor mu? Ama ben konuştum onunla, bu işin olmayacağını söyledim. O da tamam dedi. Ama siz olmayacak, tamam mı dediniz Leyla? Tamam demedim hiçbir zaman. Kendileri konuştular, sürekli bir muhatap halinde oldular. İkisi sohbet eder bir karara vardılar ve ne düşünüyorsun Leyla diye sormadılar. Bakın tam bu yüzden buradayım. Anlatamıyorum anne, gerçekten çok üzgünüm. Niye öyle konuşuyorsun Leyla'cığım? Ben esas senin için düşünüyorum bunları. Senin iyi olman için düşünüyoruz bunları. Teyze iyi olmamı istesen benim bir fikrimi sorarsın. Bak sürekli ortalık karışıyor, farkında mısınız? Biz senin iyi olmanı istemiyor muyuz? Anne ya? Bir soruyor musun hayatım bana? Ben senin iyiliğini istiyorken... Ben senin iyiliğini istiyorken sen diyor musun Leyla ne istiyorsun? Leyla nedir istediğin yani? Tamam, senin istediğin şeyi biz kabul ettik zaten. Seni evlendirdik o çocukla. Çocuk daha ilk günden... Ya evlendirmişsiniz ya Selin'in de ilk düğün gecesinden ayırmışsınız ama yani. Biz ayırmadık ki, çocuğun hatası. Bizim hiçbir kabahatimiz çocuğun yok. Hatası... Asla olmaz, asla olmaz. Niye asla olmaz teyze? Olmaz. Sen bu kadar teyzesi olmaz. Yani niye bu kadar... Özür dilemesin. Hayır, hayır, bir dakika. Ne, kimden özür dileyecek? Bizden özür dileyecek. Ne için özür dileyecek Havva Hanım? Dileyecek. Yaptıklarından dolayı özür dileyecek. Ne yapmış mesela çocuk? Ne yapmış? Düğün gecesi altınları alıp salonun parasını ödemek istemiş. Durumu müsait değilmiş. Olmaz ama işte olmaz. O düğünün parasını öncesinden hazır etmesi lazımdı. Evet. Düğün gecesi alınmaz ki keseden para. Anne, ya bunu ilk yapan şey o değil istedik. Ki. Yapma, kurban olayım. Vallahi kırk tane şey istedik. Anne, istedik kızım bir düğün, ya bir düğün salonu yapmayın ya. Sanki yani. Ya anne bak, beni dinle diye geldim. Gerçekten beni dinle diye geldim. Tamam, lütfen sakin yapmayın. Ol, sakin ol, sen dinliyorum. De sakin ben seni hep dinliyorum zaten. Ben seni hep dinledim zaten. Anne rezil oluyoruz. Bir şey yapmadım ki. Anne beni dinlemiyorsun. Hayatım gerçekten beni dinlemiyorsun ya. Sen dinliyorum. Teyze yapma, kurban olayım. Yapmayın. Bakın ben evliyim. Evliyim. Ben tamam, evliyim. Senin boşanman için işte biz de buradayız zaten. Anne ben boşanmak istemiyorum. Hayatım, ne demek boşanmak istemiyorum kızım ya? Ne demek istemiyorum yani? Bana olur soruyor şey. Musun? Anne bak burama geldi. Gerçekten burama geldi. Bana olmaz. Bir sor. Boşanmak istiyor musun diye bana bir sor ya. Zor bir şey mi boşanmak? Ben boşanmak senin istemiyorum. Boşanmak isteyip istememen şu an önemli değil. O adam değil şey yani. Niye önemli değil mi? Ya niye? Bir dakika ya. Sen mi bu nikah kıydın bana söyler misin? İlk defa konuşuyoruz Ayşegül Hanım. Yemin ederim ilk defa konuşuyoruz. Konuştuk dedi. Yasemin Hanım dedi ki konuştuk. Ya ben konuştum onunla ama zaten. Ama konuşmuşsunuz ama siz kendi kendinize karar vermişsiniz Yasemin Hanım. Yani bu iş olmaz demişsiniz. Leyla'nın da buna onay vermesini beklemişsiniz. Leyla sesini çıkarmadı diye siz Leyla'nın bunu onayladığını düşünmüşsünüz. Leyla bunu onaylamamış ki. Öyle mi Leyla?
Doğru muyum ben? Ama burada çok da tamam, fazla... Tamam sakin ol. Onun onaylayıp onaylamaması önemli değil. Niye önemli çocuk değil? Çocuk o akşam bizim şanımızı, şerefimizi iki paralık etti mi etti bitti. Ya şanımız, şeref... Onca davetlinin önünde bizi rezil ettiler mi ettiler? Hayır, hiç, hiç öyle... Bakın bu şanımız şerefinizi rezil edecek kızınızı yüzüstü mü bıraktı? Evet, ne yaptı? Bıraktı, ben bu kızı istemiyorum mu dedi. Nikahı mı kıymadı? Nikahı mı gelmedi? Ne yaptı? Neymiş? O anda altın takılan altınların içinden altın alıp şeyi ödemeye çalışmış çocuk. Ne var bunda? Olmaz işte, olmaz. Neden? Adetimize göre olacak şu. Ne olacak? Her şey adetimize göre yakışanı olacak. Yani. Böyle olmayacak. Yakışan neyse o yapılacak. Teyze bana. Bak sen biraz sakin olsan. Gerçekten bu kadar büyümeyecek. Ben sakınım. Ne olur sakınım. Anne ben mutlu olmak istiyorum. Gerçekten tamam, ben mutlu olmak istiyorum. Mutlu olursun çocuğum. Mutlu olursun. Anne ben evime gitmek istiyorum. O Ömer'le mutlu olmak istiyor ama tamam sevmiş yani. İşte çocuğu. Ah ama mutlu olamayacağını ben biliyorum. Görüyorum zaten ben bir anneyim. Bunu anlamaz mıyım mutlu, yani? Bir şey söyleyeceğim. Mutlu olamayacağını görüyorum, anlıyorum. Hani insan niye böyle düşünür? Aa dersin ki bu oğlan biz araştırdık, sorduk, öğrendik. Bu oğlan kumar oynuyor. Bu oğlan içki içiyor. Bu oğlan yasaklı madde kullanıyor. Bu oğlan işte bir şey. Bunlar olur dersin ki yok benim çocuğum bundan yapamaz. Ne yapmış çocuk? Cebinde parası ona göreymiş. Çıkarmış şeyden ne o keseden şey ödemek istemiş. Ya sırf siz ya genç bunlar paralarını da kazanırlar. Birlikte çalışırlar. Öyle düğün değil mi? Düğün günü keseden para almaya kalkıyorsa ya geri koyar onu. Gün bunu yerine koymayı bırak. Cebinde 3 kuruş parası kalmaz. Anne o kese olmaz. Bizim değil mi? Söyle o kese ya. Senin kesen, sizin keseniz ya diye senin bir şey yok orada. Ne demek o senin? Kesen. Ne demek onu senin? Orada ayrıca tutacaksın, o senin geleceğinin garantisi olarak kalacak orada. Ama ne demek bizim kesemiz yok öyle ya bir şey. Yasemin Hanım ama onlar sen diye bir şey yok ki artık birleşmişler, onlar biz olmuşlar. O senin kesen ne demek? Onlar bir yuva kurmuşlar. O taraftan da takı tuku gelmiş, bu taraftan da takı tuku gelmiş. E bunlar birleşmişler. O artık senin değil, sizin demeniz lazımken. Değil. Öyle. Onun kesesi. Sizin olmaz. Diye bir şey ya yok. Sizde... Çocuk onu benim kesemse onun kesesi olmuyor mu anne? Olmaz. Benim sizin... kesemse onun o kesesi. Biz evli garantin çocuğum olmaz. Anne bak sürekli birbirinizi dolduruyorsunuz. Yapmayın ya. Yapmayın kurban olayım. Yapmayın artık ya. Tamam, anne evliyim. Gerçekten evlendim. Tamam boşanman için geldik zaten. Hayır ben kocamın boşan yanına geleceğim. Da. Gideceğim ben kocamın yanına ya. Ay bir sakin olun boşasın Ayşegül Hanım ne demek ya? Abla Hanım ben şey miyim boşasın Ayşegül Hanım. Bize yardım et Ayşegül Hanım. Bize yardım et de o da kurtulsun biz de kurtulalım. Olmuyor. Ama ben kurtulmak mı istiyorum? Olmaz. Onlar kurtulmayı istiyorlar. Kim kurtulmak istiyor? Leyla'cığım. Kim kurtulmak istiyor? Onların annesi, ailesi. Neyi kurtulmak istiyor? Ömer ayrıldıktan sonra beni binlerce kez aramış. Ama hiçbirini ben bilmiyorum. Hepsini ikisi engelliyor. Kaç kere aramış çocuk bana ulaşmak istemiş. Ben de zannediyorum ki çocuk beni terk etti, istemiyor. İstemiyor zannediyorum ama çocuk beni. Doğru mu bu? Doğru mu peki bu? Engelledik demeyelim de haber vermedik diyelim. Bu da engellemek. Ama olmayacak bir şeye niye şimdi kızım şey umutlansın? Ya buna hepsi. Siz inanıyorsunuz Yasemin Hanım. Olmayacak bir şey derken olmayacağına siz inanıyorsunuz. Ama Leyla ile Ömer öyle bir şeye inanmıyor belli ki. Ya evladınızın istediği, mutlu olacağına inandığı biriyle yan yana olmasını niye bu kadar maddiyata bağladınız? Şey bakın Ayşegül Hanım, biz bunu görebiliyoruz. Biz anneyiz sonuçta. İleriyi görebiliyoruz. Neyin nasıl yaşanacağını görüyoruz. İleride sıkıntı çıkacağını biliyoruz ve bunu engellemeye çalışıyoruz. En baştan engelleyelim, sonrasında daha büyük sıkıntılar olmasın diye. Yani... Bu kadar kesin gelmeseniz, bakın bu kadar yukarı çıkmayacağım. Gerçekten terbiyesize etmek istemiyorum. Saygısızlık etmek istemiyorum. Başımın üstünde yeriniz var. Sizi çok seviyorum. Anne, teyze, ben bu programa niye katıldım söyleyeyim size. Biz burada oturalım, konuşalım. Ben evime gideceğim. Ben kocaya kaçmıyorum, ben evime gideceğim. Siz de benim yanımda durun. Tamam mı? Küsmeyelim. Konuşalım, görüşelim. Senin benim yanımda durun. Anne, benim sana ihtiyacım var. Yani. Benim sana ihtiyacım var anne, arkanda dur lütfen. Ben senin arkanda duruyorum zaten, ne demek durmuyorsun? Bu mu arkanda durmak ya? Tabii ki. Anne... Gayet güzel arkanda duruyorum, ne demek arkanda durmuyorsun? Anne kuyumu kazıyorsunuz. Ne demek kuyumu kazıyorsun ya, öyle bir şey olabilir mi? Bir anne çocuğunun kuyusunu kazar mı ya? Anne arkandan iş çevirmiyor musun teyze, yapmadın mı söyler misin ya? Nereden iş çevirdim arkandan ya? Arkandan çocuktan, çocuğun ailesinden adetlerimiz olan doğru. Şeyleri istedik değişmek, iş çevirmek mi oldu yani? Biz doğru olanı konuştuk. Ha? Bu iş çevirmek mi oldu? Tamam sesinizi yükseltmeyin bir dakika ya.
Ya gerçekten ben hayır ya. Ben gideceğim. Hayır tamam. Tamam tamam. Hayır hayır tamam. Bitti. Leyla. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Gerçekten ben gidiyorum. Nereye tamam mı? Benim buraya ben istemiyorum. Sen hayır. Akşam eve geldiğinde soracağım. Hayır. Gelmiyorum akşam eve. Tamam. Direkt ne buradan gidiyorum. Geldin? Buradan gideceğim. Ben beni buraya geldi. Tamam mı? Ben de evliyim. Evlendim. Allah. Bitti. Bitti. Ne demek evlendim? Ben evlendim. Bitti. Sen akşam eve gidiyorsun. Ben sonra yeter. Ya vallahi bravo ya. Hakikaten bravo ya. Beğendiniz gitti mi şimdi olanı? Ha? Şimdi gitti mi bu? Ne yok, gitti yok, mi ben gidiyorum. Akşam eve nereye gidecek Allah aşkına ya? Bir evi var. Var evet bizim var. Evimiz. Hayır tuttukları, gelin. Tuttuğunuz daha evvel eşyalarını alıp hep beraber yerleştirdiğiniz bir ev var. Belli ki oraya gitti yani. Ha, ya evlatlıktan o... reddedelim diye yapıyor bunu zaten. Ya bu hoşunuza mı gitti şu durum şu anda? Gitmedi Ayşegül Hanım, gitmedi evet, ama. Ki de yani. İstedik ki her şey şeyi olsun ama olmaz. Olmadı. Biz gene kabul etmiyoruz. O gittiyse güle güle. Evet. A gittiyse gitti yani. Umurumuzda yani, değil. Yapacak bir şey yok. Anne babayı bir şey saygıysa evet. Yapacak bir şeyimiz yok. Hakikaten yapacak bir şey yok. Hakikaten sözün bittiği yer yani burası. Bravo ya. Görüyorsun değil mi? Bize yaptıklarını evet. Görüyorsun.